Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni video ile karşınızdayım. Videoya başlamadan bildiğiniz gibi YouTube kanalımızın katıl butonu aktif hale geldi. Bu katıl butonu ile bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Hemen cüzi rakamlarla bir fiyatlandırma yaptım orada. Bana oradan destek olursanız sevinirim. Ayrıyetten bana özel sorularınız varsa yine katıl butonu aracılığıyla ya da kişisel Instagram hesabım aracılığıyla bana sorularınızı sorabilirsiniz. Instagram hesabımı yorumlar kısmına sabitledim. Oradan tıklayıp benim Instagram hesabıma ulaşıp oradan sorularınızı sorabilirsiniz. Çünkü YouTube'dan gelen sorulara bakamıyorum. Göremiyorum fazla. Oradan DM yoluyla bana sorarsanız sevinirim. Şimdi bildiğiniz gibi bir önceki videomda bitki kumu almıştım. Bunu tanıttım. Şimdi bu bitki kumunu akvaryumumuza dökeceğiz. Şimdi hemen sağ köşeye de kuşlarımızı koyduk. Onlar da oradan bakıyor. Şu anlık iki kova var. İki kova var. Hesaplamalara karşı bir kova daha ihtiyacım var. Ama bakacağım. Göze hitap ederse kum kalınlığı yeterli olacak. Etmezse bir kova daha ekleyeceğiz. Şu anlık iki kovayla başladım. Bu video Bitkili Akvaryum Kurulum birinci bölüm olarak yayınlayacağım. İkinci bölüm, üçüncü bölüm şeklinde bu akvaryumu bitkilendireceğiz. Hemen aldım kumu size göstereyim. Bir önceki videomda göstermiştim ama izlemeyenler için. Şu şekilde bir bitki kumu. Ağırlığı 5 litre. Şu şekilde 5 litrelik bir kum. Hemen size içeriğini de göstereyim, kum tanelerini. Hemen şu şekilde arkadaşlar. Kum tanelerini size göstereyim. İnce kil, zaten bu toprak arkadaşlar killi bir toprak. Onun için böyle kahverengi. Siyah kumlar da vardı. Ama bilerek ben siyah kum tercih etmedim. Çünkü vatoz falan besliyoruz. O kumda gerçekten belli olmuyorlar. Çünkü Hagen kum kullanmıştım. Bildiğiniz gibi. Hagen kum vatozları gizledi. Gözükmedi. Şimdi iki kovayı dökeceğim. Yaptığım hesaplamalara karşı dediğim gibi üçüncü kovaya ihtiyacım var. Kum hesaplama nasıl yapılır? Hemen kısaca söyleyeyim. Ekranda yazarım. Akvaryum uzunluğu çarpı eni. İstediğiniz kum hacminin çarpıyorsanız çıkan sonucu 1000 ile bölüyorsunuz. O da sizin kum hacminiz, yani çıkan sonuç kum hacmi olarak gözüküyor. Şimdi dökelim bakalım. Ben de merak ediyorum. Bakalım ne olacak. Şu şekilde videomuza başlayalım. Ufaktan ufaktan dökelim. Ben yıkamadan dökeceğim. Evet, birinci kova döküldü. Bir üçüncü kova isteyecek gibi. Şu anlık öyle gözüküyor. Şu an ikinci kovayı döküyorum. Onu da sağ tarafa doğru dökeceğim. Evet. Dostlar. Kumumuzu boşalttık. Hemen elimize cetvelimizi alıyoruz. Şurada bir tane top çıktı. Şunu da göstereyim size. Yani şu kum öğütülmemiş hali bu şekilde. Hatta bunun daha büyükleri vardır. Ama şu anlık bu geldi elime. Bunu da atıyorum. İçinde kalsın. Bana bir zararı yok. Şöyle bu kumu bir dağıtalım. Önce bir elimize dağıtalım. Arkadaşlar bence yeterli oldu. Yani iki kova bence yetti yani. Dediğiniz gibi yani bitkili akvaryumlarda kum ne kadar kalın olursa bitkinin gelişimi için de
o kadar yeterli oluyor. Çünkü kökleri ne kadar derine inerse o kadar iyidir bitki sağlığı için. Benim için yani bu kalınlık gerçekten yeterli. Bunu da böyle koyuyorum. Şimdi neden yıkamadan koydum? Onu da size aktarayım. Burayı düzelteyim önce. Evet, elim kapkağı rengi toprak oldu. Telefonum odağı da gitmiş, kusura bakmayın. Kum kalınlığı bence ideal oldu. Yani benim akvaryum şeyini söyleyeyim size, ölçülerini. Siz de oradan aşağı yukarı bir cevap bulursunuz. Benim akvaryumun uzunluk ölçüsü tam 1 metreye 30 santim, derinlikte 45 santim. Klasik 1 metrelik bir akvaryum. Kum kalınlığı da kaç santim oldu derseniz hemen şöyle ölçelim. Sizinle birlikte hemen cetvelimizde arkadaşlar klasik bir şekilde ölçümümüzü yapalım. Cetveli kusura bakmayın bayağı eski. Şöyle tabana koyuyorum. Şu an bir 6 santimlik bir yükselti var. Yani bu şekilde bir akvaryumuz varsa ben yetmez diye düşünüyordum. Ama yetti. Gerçekten güzel oldu. Bence yetti. Şöyle bakın salona solunu da göstereyim. Bakın hep kum kalınlığı eşit. Şimdi asıl soru. Akvaryum kumunu yıkamadan neden koydum? Bunun tek bir nedeni var. Kum içindeki vitamin, mineral kaybolmasın diye ve su tasarrufu en basit yoluyla. Çünkü ben bu kumu yıkamaya kalksam, inanın arkadaşlar çok fazla su harcayacaktım. Bu en can sıkıntısı eden şey. Şimdi bu kumun içinde vitaminler, mineraller var. Bunların kaybolmasını istemediğim için, tabii bitkinin sağlığı için yıkamadım. Tabii suyu dökerken de buraya tabak falan koyacağım. Onlarla birlikte suyu bulandırmadan kaldıracağım. İlerleyen bölümlerde özel ışıklandırma gelecek. En son bitkiler gelecek ve en son da buraya özel tür balıklarımızı birlikte ekleyeceğiz. Bu akvaryumu güzel bir akvaryum haline getireceğim. Kendi karbondioksit sistemimizi yapacağız beraber ilerleyen bölümlerde. Yani bu bitkili akvaryum serisi haline gelecek. Bu en basit bölüm. Birinci bölüm kum dökme bölümü. Ben de en merak ettiğim bölümdü. Çünkü kum kalınlığı yetecek mi? Yetmeyecek mi? Merak ediyordum. Hatta bir üçüncü kovayı sipariş verdim. Sonra siparişten çektim. Şöyle arkaya doğru bunu yükselti yapacağız. Daha derin bir görüntü sağlamak için. Bu taşı da arkadaşlar bana denk geldi. Şu şekilde. Daha derin, daha hacimli bir akvaryum yapacağız bu şekilde. Yani bunu ilerleyen bölümlerde arkadaşlar daha düzenli, detaylı görüşeceğiz. Anlatacağım. Dediğim gibi bu video böyle oldu arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve katıl butonuyla da bana destekte bulursanız çok sevinirim. Herhangi bir sorunuz varsa bana Instagram üzerinden sorabilirsiniz. Yani YouTube'dan sormayın arkadaşlar. Çünkü göremiyorum. Siz de yanlış anlamayın. Hani göremediğim için cevaplayamıyorum da. Instagram üzerinden sorarsanız oradan rahatlıkla cevaplayabilirim. Orada kişisel Instagram hesabımı bırakıyorum yorumlar kısmına. Oradan beni takip edebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Takipte kalın. İlerleyen bölümlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.